Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitap mı? Değil. Bizde başka bir şey bulunmaz ama. Sayın Bey siz misiniz? Evet. Kim soruyor? Kartal. Mustafa'nın oğlu. Mustafa Sakallıoğlu. Mustafa'nın oğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl buldun beni? 30 yıl öncesine gittim. Kimsiniz siz? Rahmetli babanın arkadaşı. Soru sormaya mı geldin? Hakkım değil mi? Hakkın elbet. Bana sorarsan geç bile kaldın. Osman Bulut'un sahte para davasında ifade vermişsiniz vaktiyle. Bak kardeşim, sen iyi adamsın. Daha buraya iş istemeye geldiğin gün fark ettim ben bunu. Karın hasta diye göçmüşsün buralara. Ama bu gelip giden herifleri benim gözüm hiç tutmadı. Yabancı değiller sayın. Memleketten arkadaşım ikisi. Sen yine de dikkat et. Bana sorarsan başka hesapları var. Bir şey söyleyecek misiniz? Ağır misafirimsin. Önce bir acı kahve mi iç, olmaz mı? Buyurun. Kahvemizi içtik. Sor bakalım. Ne soracaksan sor. Bildiğim bir şeyse cevaplayayım. Babam kim öldürdü? Bilsen ne yapacaksın? Bilmem. Merak işte. O kadar. Sahi mi abi? Biliyorsan saklama abi. Seni büyüten adam. Neden sana inanayım diye düşünüyorsun? Söyledikleri doğruysa neden şimdiye kadar bu adam beni gelip bulmadı diye düşünüyorsun? Neden?
İnanmak istemiyorsun söylediğime. Doğruluğunu hissediyorsun. Elbet. Kolay değil inanmak. Bu emaneti sana vermek zorundayım. İstersen hiç açma. İstersen yırt at. İstersen buraya hiç gelmedim farz et. Bundan sonrası senin bileceğin iş evlat. Ama bırak o da kendi riskine yürüsün. Bahçemize girecek ama. Sen ona bir şey yapmazsan o sana bir şey yapmaz. Granny ne demek? Granny böyle senin gibi cesur, gözü kara demek. Ben Granny'yim. Yemek hazır haydi. Kartal bırak o elindekini haydi. Haydi anne. Benim adım Granny. Hadi bakalım Granny Kartal. Granny'm, gözü kara oğlum benim. Eğer bir gün beni arayıp sorarsan diye bıraktım bu mektubu. Baban seni bırakmadı. Bilesun diye yazıyor. Annen hastalanıp da İstanbul'a göçtüğümüzde onu iyi edebilmek için kötü işlere girdi. Annen iyileşsin, yaşasın. Üçümüz birlikte evimize donabilelim diye. Beni işlerine bulaştıranlar sözlerini tutmadılar. Annen gurbet elde kapadı gözlerini. Ben canlarını yakınca da peşime düştüler. Sen bu mektubu okuyorsan eğer baban dost yüzlü bir hainin kurşunuyla can vermiş demektir. O dost yüzlü hain Aziz'dir oğlum.
Bijun. Mutlaka tanıyacaksın onu, biliyorum. Benim tek istiyorum, babanı kötü bir adam bilmiyor. Ben seni bırakıp gitmedim. Gene de seni yalnız bırakan babanı affet oğlum. Affet Bruno. Anahtarlar. Nereye? Bilmem. Kal biraz daha. Konuşalım. Gerek yok. Ben de geliyorum. İyi misin? Nereye gidiyoruz? Seyyan'a geç. Kartal, bırak ben kullanayım. Kartal. Kartal! Sen bu mektubu okuyorsan eğer, baban dost yüzlü bir hainin kurşunuyla can vermiş demektir. Bu dost yüzlü hain Aziz'dir oğlum. Babam nerede? Baban yok. Senin baban artık benim. Babam öldü mü? Evet. Seni de bana emanet etti. Peki eve gitmeyecek miyim? Bak, senin evin artık orası. Artık ikimiz varız. Alo Esra.
Ya Kartal'a ulaşamadım da acaba evde mi? Hayır, seninle değil miydi? Yani beraberdik de işte sabah ayrıldık. Şirkette olabilir mi? Bilmiyorum Emre. Belki olabilir, belki olamaz. Çok lazımsa git bak. Tamam Esra, tamam. Barınağa gel. Sebep. Hesabı kapatalım. Çabuk özlemişsin beni ortak. Hayırdır? Ne söyledin lan Kartal'a? Ha? Ne anlattın? Hiç. Hiçbir şey söylemedim. Ne oldu ki? Bittin Osman sen. Yemin ederim bittin. Aziz biraz sakin olur musun? Çocuklarımın üstüne yemin ederim ki ben hiçbir şey söylemedim. Sen asıl Kartal sana ne söyledi onu de bana bakayım. Buluşalım hesaplaşalım falan dedi. Ha. Ya sen boşuna telaş yapmışsın be Aziz'i. Ortaklıkla ilgili aramıştır o seni. Bana bak Osman. Eğer bunun altından seninle ilgili bir şey çıkarsa yaşatmam seni bilmiş ol. Hayda ayıp oluyor ama ha. Ben kapatıyorum telefonu. Uçağa yetişmem gerekiyor. Sen de hayaletlerden korkma. Ben seninle meselemi çözdüm tamam mı? Artık benden sana bir zarar gelmez. Kartal öğrenmiş gerçeği ya. Döndüğümde Aziz Alkan toprağa karışmış olacak. Hadi bakalım. Öldü. Başa sağ. Bu mesele öyle baş sağlığıyla kapanmaz. Mustafa, ben size dedim. O para Asiye'ye yaramazsa size de yaramaz dedim. Şimdi cidden evimde. Hesap günü gelince görüşeceğiz zaten.